Kültürel miras bir toplumun üyelerine ortak geçmişini anlatan, aralarındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir hazinedir. Erciyes Koleji ailesi olarak biz de Kayseri bölgesindeki tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmayı kendimize borç bilmekteyiz. Bu sebeple Kayseri'nin tarihi yapılarından Raşit Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktayız. 1. Abdülhamit ve 3. Selim döneminde tanınmış devlet adamlarından Mehmet Raşit Efendi, Kayseri'nin Gesin ailesine bağlı Ispıdın köyünde 1753 yılında doğmuştur. Raşit Efendi, zeki, kültürlü, vakur, iyiliksever, doğruluk ve dürüstlükle tanınmış, zamanın devlet adamları arasında özel bir mevki ve itibara sahip, hızlı yazı yazmakta da usta bir katipti. Mehmet Raşit Efendi Sultan 3. Selim zamanında 8 sene kadar o zaman Dışişleri Bakanlığı demek olan Reis-ül Küttablık makamında kalmıştır. Ayrıca İbrahim Müteferrika'nın dağılmak üzere olan matbaasını Vakali Vüs Vasıf Efendi ile satın alıp matbaanın hizmete devamını sağlayarak matbaacılığa da hizmet etmiş bir kültür adamıdır. Mehmet Raşit Efendi amcası Koca Han'ın nezaretinde Kayseri'nin Fetih Camisi olarak da bilinen Cami-i Kebir'in avlusuna yaptırdığı kütüphane binasını 1796 yılında tamamlamıştır. Mehmet Raşit Efendi 25 bin kuruş sarf ettiği kütüphaneye 925 cilt el yazması ve 18 cilt İbrahim Müteferrika basması olmak üzere 943 cilt kıymetli kitap vakfetmiştir. Bu kitapların hepsi de ciltli olup özel kıfır içerisine konulmuşlardır. Kitapların muhtelif yerleri vakfın mührüyle mühürlenmiştir. Raşit Efendi Kütüphanesi Osmanlılar devrinde Kayseri'de açılan kütüphanenin sonuncusu ise de ilk müstakil kütüphane binasına sahip olması bakımından önemlidir. Kayseri'de daha önce Bedrettin Mahmut Kadı Kütüphanesi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi, Hacı Halil Efendi Kütüphanesi ve Erkilekli Nişancı Mehmet Kütüphanesi mevcuttu. Raşit Efendi Kütüphanesi açıldıktan sonra alınan kütüphanelerdeki eserler buraya nakledilmiştir. Kuruluşundan günümüze kadar kütüphane binası tüm heybetiyle ayakta kalıp araştırmacılara huzurlu bir ortam sağlamaktadır.